İsmim Sebahat Gençtarih. Bu yıl meslekte 20. yılım. Dersimliyim. Bugüne kadar hep Mersin'de mümkün olduğunca mesleğe onuruna ve ilkelerine uygun bir şekilde yapmaya çalıştım. Birçok kadın cinayeti dosyası, çocuk istismarı, taciz, tecavüz dosyaları, bunları gönüllü olarak takip ettim. Mesleğimin ilk başından itibaren bugüne kadar da devam ettim. Bir dönem Narder Yoksullukla Mücadele Derneği'nin başkanlığını yaptım. İnsan Hakları Derneği, kentteki Mimoza Kadın Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesiyim. Ceza avukatlığının yanı sıra iş hukuku üzerine master yaptım. İşçilerin, ezilenlerin, mümkün olduğunca kadınların avukatlığını yapmaya çalışıyorum. Bu dönemde de ilk defa Mersin Barosu'nda kadın baro başkan adayı olarak seçime girmeye hazırlanıyoruz. Mersin pratiğinde bilindiği üzere Demokrat Avukatlar Grubu vardı. DAK diye kısa ismiyle seslendirdiğimiz. Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği, yine Adalet İçin Hukukçular Derneği DAG'ın bileşenleriydi. Fakat bu dönem Demokrat Avukatlar Grubu genel kurullarında seçime girmeme kararı aldılar. Böyle olunca da biz Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Adalet İçin Hukukçular Platformu, özellikle Mersin Barosu'ndaki sol, sosyalist, demokrat avukatların açısından bir aday boşluğu olduğunu gözlemledik. Bu sebeple de biz ÖÇAV olarak bu seçimde örgütlenip yeni bir başkan adayı çıkartmaya karar verdik. Mersin Barosu 1924 yılında kurulmuş durumda. Bu yıl tam 100. yılındayız Mersin Barosu'nun. Ve 100 yıllık baro tarihimizde hiçbir tek kadın baro başkanımız yok. Bırakın kadın baro başkanını, seçime aday olarak bugüne kadar giren bile bir diyebiliyordum ama sanırım iki başkan kadın adayı olmuş bugüne kadar. Ben 3. durumundayım. Biz hepimiz de biliyoruz ki kadının değdiği yeri değiştirir, kadının renginin yansıdığı yerde gerçekten hem eşitlik hem de gerçekten insan onuruna, ahlakına uygun işler daha güzel bir şekilde yapılır diye düşünüyoruz. Bunu yansıtmak amacıyla da buradayız zaten. Çok güzel dönüşler de aldık. Özellikle kadın meslektaşlarımızdan. Birçok erkek meslektaştan bile, yani bir kadının olmasını biz yıllardır isterdik, bir kadın baro başkanımız olsun, çok da yakışırsın diyen bir sürü arkadaşımız var. Bunlar tabii ki bizi hem umutlandırıyor hem de onore ediyor. 4 aday var, 3'ü erkek. Biz burada bir adaylık sürecine girerken dışımızdaki diğer meslektaşlarımızı, adayları kazanıp kazanmamasıyla ilgilenmiyoruz. Biz kendi sürecimizi yürütüyoruz ve bunu yürütürken de aday olmamız sebebimiz şu: genç hukukçuların, işçi avukatların, stajyerlerin, yine adliye koridorlarındaki meslek onuruna aykırı olan birçok şeye ses vermek için, birlikte hareket etmek için, birbirimize güç katmak için aday olmaya karar verdik. Mesleğin sorunları çok net aslında. Bizim sabah 9 duruşmasına ta öğleden sonra 3'te 4'te girişimiz. Verdiğimiz herhangi bir dilekçenin savcılık aşamasında cevapsız kalması, adliye koridorlarında OHAL süreci sonrasında savcıların odasına giremeyişimiz, adliye koridorlarında birçok müvekkilimizin kelepçeli bir şekilde tutuluyor olması ve baronun, insan hakları komisyonunun, cezaevi komisyonunun bununla ilgili veya avukat hakları komisyonunun işlevlerini tam olarak yerine getiremediğini görüyoruz. Bunlarla ilgili çözüm olmaya gelmek istiyoruz. Genç meslektaşlarımızın hem mesleki deneyim paylaşmayla ilgili, hem çalışma için büro bulması, ortak bir büroda çalışmasıyla ilgili çok fazla dayanışma içerisinde olmayışımız görülüyor. Bununla ilgili bir çözüm olmak istiyoruz. Bunun dışında baro aidatları ile ilgili bir çözüm olma niyetimiz var. Bunun dışında birçok projemiz var. Özellikle kadınlarla ilgili. Örneğin bir kadın hakları komisyonumuz var Mersin Barosu'nun. Elbette meslektaşlarımın ve mevcut baronun yaptığı işleri ve emeklerini hiçbir zaman zayi etmem. Hiçbir zaman görmezden gelemeyiz. Ama biz bunların yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Mesleği onurlu, etik, ahlaki, birbirimizin ayağını kaydırmadan, birbirimize destek olarak nasıl yapabiliriz? Bunlarla ilgili biz ciddi anlamda adayız. Bizi tanıyan, tanımayan tüm meslektaşlarımıza, tüm dostlarımıza diyeceğimiz şudur ki, her türlü ayrımcılığa karşıyız. Hepimiz dil, din, cinsiyet ve tür olarak, canlı tür olarak eşitiz. Herkesin, her canlının hayat hakkı, savunulma hakkı vardır. İşçi avukatlar için, genç avukatlar için, kadın avukatlar için yeni bir yol, üçüncü bir yol çizmek için varız. Bunun için geliyoruz.
Herkes için adalet, adalet için özgür savunma.